Sarı kırmızı oldu abi. Sen magazin burada değil mi? Evet. Görüyorum bazen seni kışın. Her yerden çıkıyor bu. Burada işte. Atlatıyor sizi ben sana söyleyeyim. Başarılı o. Özel haberlerin peşinde. Evet, doğum gününüz kutlu olsun. Çok teşekkürler kardeşim. Gerçekten bir yaşa daha, bir yaşa daha girdi. Artık yavaş yavaş yaşları söylemedi. Genç kızların sevgilisi şey olmasın sanki, orta yaşlar sevgilisi olmasın. 34 miydi abi, yanlış mı biliyorum? Bir iki tane 36 gibi galiba. Evet. Hocanın da hediye aldım acaba. Hediyesini görmedim daha. Şey, heyecanla saklıyor hediyesini. Yemekten sonra verecekmiş ama çok güzel bir pasta yaptırmış. O pastayı sizle paylaşacağız ilk kez. Ben hani futbolla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ara müzik kadar futbolda çok arttı şeyim. Yani Chelsea olabilir. Şampiyonlar Ligi finali bu arada İstanbul'dan alındı. Evet. Ama şeyle bizi avutuyorlar. 2023'te. İnşallah öyle olur yani. İnşallah. Zaten evet. Bir hediye geldi. Çok sevindiniz futbolla alakalı. Abi evet, konsol oyunu geldi. Evet. Samet sağ olsun. Yani şöyle söyleyeyim, bir kız çocuğum olsa bu kadar sevinirim yani. Günlerdir bekliyordum onu yani. Evet. Çocuğu mu abi? Çocuğu değilim. Çocuk olursa onun da sonuna 5 rakam ekleyeceğim adına. Doğum günü hediyesinden onu geçelim de Nurcan'ım da güzel paylaşımı oldu bugün sizle alakalı, hani doğum gününüzle alakalı. Romantik değil mi her yerde? Romantik, güzel ve... Çok romantik bir insan gerçekten. Zaten drama dizilerinin biliyorsun aranan oyuncusu. O yüzden bu romantikliği ona yakıştırıyorum ama bir de şimdi romantik komedilerden görüşme yapıyor. Galiba bir romantik komedide de karşımıza çıkabilir. O da setleri çok özledi. O bir geri dönüş olacak. Hani hem romantik hem komik, hem dramatik. Enteresan bir kadın yani. Ben de çözemedim. Peki karışır mısınız böyle teklifler gelsin, teklifleri siz değerlendirsiniz? O doğru seçimini yapar ama ben kıyafetiyle ilgili falan biliyorsun. Karışıyorum biraz yani. Hatta hani şey dediğim oluyor yani. Keşke birazcık şey yapsak. Hani bütün gün odada kalabilirim yani, hiç göstermesem daha iyi seni diyorum. Maçosunuz yani. Bayağı. Bende o var yani. İçimde şey gibi düşün. Ricky Martin gördüğümde kader inanır gibi. Söyle. Ben kendi Ricky Martin demiş oldum neyse. Doğum gününe devam edelim. Arkadaşlarınızdan eşit olsunuzdan hediyeler geldi mi? Ya sevdiklerim var. Şimdi Ryan geldi mi Emre? Geliyor. Ryan geliyor birazdan. Galatasaray'ın ikinci kaptanı mı Ryan şu anda bilmiyorum. Ben Fenerbahçe'yim ama Ryan da sürpriz yapmış sağ olsun. Ryan geliyor, Mustafa burada, çok sevdiğim arkadaşım Emre burada, ailemiz burada, Kenan abi, Gül abla. Bir 8-10 kişilik arkadaş grubum İstanbul'dan gelmiş Bodrum'a. O beni şaşırttı ve mutlu etti abi. Onun dışında demin Demet Akalın'la konuştum. Ona şimdi bir şarkı yaptım. Biraz sonra ona ilk kez şarkısını atacağım. O da ilk kez deneyecek. Normal dedim, senin bana hediye yollaman lazım, ben sana hediye yolluyorum dedim. Ama tabii bedava olmayacak yani. Evet. Güzel yani, güzel bir doğum günü arkadaşlar. Hani ülke olarak tabii zor durumda olduğumuz günler. Hani bu tam Covid, biliyorsunuz çok ağır bir Covid geçirdik. Fazla dillendirmedik aileler telaş olmasın diye. Ama buradan Sağlık Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Özel olarak ilgilendi. Bence çok iyi bir Sağlık Bakanı'na sahibiz. Ülkemizin de artık yazın birazcık daha az ama yılbaşı konserleriyle beraber artık gerçekten müzik camiası can çekişiyor. O yüzden yani bu yaz biraz açılıp yılbaşına doğru da bir konserle bütün müzik camiası. Müzik camiası demişken geçtiğimiz günlerde Yıldız Silve Tarkan'a bir challenge'da bulundu ama Tarkan kabul etmedi. Hani size böyle bir teklif geldi mi de böyle teklifte birine bulunur musunuz? Valla Tarkan'ın ben bugüne kadar zaten çok bir şey kabul ettiğini görmedim yani. Ülkeyle ilgili de bilmiyorum. Zor durumlarda paylaşımlar yapıyor ama öyle şeyler de rastlamıyorum ama Tarkan Tarkan'dır, bir şey demiyoruz yani. Sonuçta saygımız sonsuz, bir de büyüğümüzdür yani. O yüzden pek bir şey demeyeyim. Peki yazda geldi, konser planları var mı? Daha net belli değil ama. Konser planları şöyle. Önce tarihleri veriyorum arkadaşlar. 3 Haziran 1. aşı. 8 Haziran İstanbul 2. aşı. Ya şöyle başlayacak. Şimdi telefonlar gelmeye başladı. Çünkü çok sıkıldı millet yani. Statlarda biliyorsun maça açıldı geçenlerde. Yurt dışında herkes hücum etti. Konserlerimiz de öyle olacağını düşünüyorum. Biz hadi yine bir şekilde hani idare ediyoruz çok şükür ama gerçekten çok zor durumda insanlar var. O yüzden çok gönülden istiyorum ki artık Türkiye'de dünyaya ayak uydursun ve artık başlasın konserler yani. Burcu Hanım'ın özel bir hediye geldi. Özel bir doğum günü sürprizi yapacağım demişti kendisi ama. Bu gece göreceğim abi. Vallahi daha görmedim. Bilmiyorum. Paylaşırım ama. Ama bunları tabii ilk kez sizle konuşuyoruz. Onları da herhalde pastayı da merak ediyorum. Pastanın görüntüsü de size gelecektir mutlaka. Şeyi de merak ediyorum yani hediyesi. Ama bizim 23 Temmuz ve 20 Mayıs'larımız da önemli. Yani o bir hediye alınca ben onun üstüne çıkmaya çalışıyorum. Ben alınca onun üstüne çıkmaya çalışıyorum. Böyle bir aramızda bir challenge var yani, bir mücadele var. Bakalım ne gelecek. Buraya da bir anlaşma için geldik galiba değil mi? Konserlerle alakalı.
Kim? Ben mi? Evet, evet. Vallahi hiçbir anlaşma için gelmedim kardeşim ya. Öyle mi? Aynen. Ama şu anda yanında oturduğum arkadaşım evet. anlaşmaya çalışıyor. Evet, onu çok seviyorum. Onun çok güzel bir oteli var. Evet. Onun orada başlayacağız herhalde yazın Bodrum'da. Sonra yavaş yavaş devam edeceğim. Belli zaten burada. Aynen ya. Yani. Az konserse de dördünü getirirdim. Abi geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşınız Mustafa Ceceli denize yani girerken yakalandı, çekildi. Hani görüntüleri izledim ya da görüntüleri gördüm hani ne düşünüyorsun? Oğlum niye denize girmiyorum zannediyorum? Sen korktun şimdi. Şimdi Mustafa, ya kontrolsüz tabii biraz kontrolsüz olduğu için evet. Mustafa da aslında spor yapıyor ama biliyorsun hepimiz pandemide bıraktık sanki abi. Biraz göbek vardı Mustafa Bey'de. Yani bir işte ya içine pandemi girdi araya verir o yani ama tabii ki benim bugün soyunmama sebebi Mustafa Ceceli'dir. Tamam. Tamamdır abi. Teşekkür ederim. Sağ olasın abi. Sağ ol kardeşler. Görüşürüz. Şey, bir dakika.